Sakarya Karasu. Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün Sakarya'nın Karasu ilçesinin İhsaniye beldesindeyiz. Burada Çerkezlerin olduğunu öğrendik. İhsaniye'ye geldik. Ekranda gördüğünüz gibi yine Çerkezlerle beraberiz. Biliyorsunuz Çerkezlerin 4 tane federasyonu vardı. Kafkas Dernekler Federasyonu, Çerkez Dernekler Federasyonu, Abbaz Dernekler Federasyonu ve Birleşik Kafkas Dernekler Federasyonu. Şimdi önce misafirlerimizi tek tek sizlere tanıtmaya devam edelim. Abicim adınız soyadınız? Emine Ak. Hangi soydan geliyorsunuz? Abazasınız herhalde. Vanarapha. Evet. Türkiye'ye ne zaman geldiniz veya dedeleriniz Türkiye'ye ne zaman geldi? Yaklaşık biliyor musunuz? Valla ben onları okudum çoğuluk şeyini ama bu Rus şeylerinde. 1864'te. Evet, evet. Olabilir yani. Sürgünden sürgün olarak geldiniz. Evet, evet. Sevgili seyirciler zaten Karadeniz'e baktığımız zaman 1864'te çoğu sürgünden gelme oluyorlar. Sizleri tanıyalım ablacığım. Adalet Baş. Siz de Abazasınız. Abazayım. Sevgili seyirciler biliyorsunuz Çerkez dediğimiz zaman güzel evlerimiz geliyor. Önü bahçeli evlerimiz geliyor. Çerkez adetlerini unutsak bile belli kırıntılar var. Sizi tanıyalım. Siz Kader Çetin, Çerkezim ben de. Abazasınız. Hayır, Çerkezim. Sade Çerkezim. Hadi ye yani. Biz de aynı 1862'lerde işte buraya 64'lerde 62-64 yıllarında dedelerimiz gelmiş. 23 tane olarak bu köye yerleşmişler. İşte onların izinden geliyoruz. Biz de devam ediyoruz burada. Şimdi sevgili seyirciler, Çerkez kime denir? Adigelere, Osetlere, Abbazlara, Çeçenlere, Karaçaylılara, Dağlıstanlılara, İnguşlara ve Kabartaylılara hepsini birden Osmanlı'ya geldikleri zaman tek isim vermişler. Çerkez demişler. Şimdi Çerkez dediğimiz zaman esas manası Adigeler Çerkez, esas Çerkezler Adigeliler. Ama Osmanlı hepimizi karma yaptığı için birden kendimizi Çerkez kelimesi olarak bulduk. Biliyorsunuz 7-8 tane devlet var. Bunlar ayrı cumhuriyetler, Sovyetler Birliği'nde. Ama biz hepimiz kendimize Kuzey Kafkasyalı veya Çerkez diyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Nimet Kılınç. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Annem Çerkez, babam Abaza. Ama Çerkez kültürüyle yetiştik. Yakın zamana kadar büyüklerimiz sağdı. Onların gösterdiği yoldan, adetlerimizle, kültürümüzle, geleneklerimizle onlarla birlikte çok güzel yaşadık. Onlar yakın zamanda kaybettik. Onlarla birlikte bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Kültürümüzü, anneannelerimizi devam ettirmeye uğraşıyoruz. Sevgili seyirciler, kültürümüzü yeşertmek, büyütmek oldukça zor. Çünkü Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıldık. Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Maraş, Adana, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yolova, Sakarya, Düzce, İstanbul ve Kocaeli'ne çeşitli illere yerleştik. Burada köylerimiz var. Köylerimizi terk etmedik. Gelen Osetler var, Sarıkamış'ta var, Kars'ta var, Iğdır'da onlar da varlar, Yozgat'ta varlar. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleştiğimiz için kendimizi bir türlü ifade edemedik ve ifade etme şansına da sahip olamadık, etmedik bir türlü. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Daha doğrusu şöyle, biz bir araya gelemedik. Gelemiyoruz da yani. Bu parti meseleleri de girdikten sonra tamamen dağıldık diyebilirim. Ama şimdi bizler sevgili seyirciler particilik yapmıyoruz. Kültürümüzü yaşatmak evet, istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi dünyada 7100 tane dil var. 7100 dil var. Ve bu dillerin yok olmasının en başında da Adige dili geliyor. Adige dili de en fazla 10 sene sonra bunu tamamen dünya listesinden kalkacak. O yüzden dillerimizin yaşatmamız çok önemli. Köylerimiz çok önemli. Çünkü köylerimizde dillerimizi yaşatabiliyoruz. Sizler neler söyleyeceksiniz? En son siz herhalde İhsaniye'ye geldiniz. Buraya yerleştiniz. Buraya yerleştik. Zaten burada doğduk, burada büyüdük. Yazın köydeyiz, kışın Sakarya'dayız. Peki burada güzel vakit geçirebiliyor musunuz? Geçiriyoruz. Gayet güzel. Komşuluk güzel. Akrabalar güzel. Hep birlikteyiz. Birbirimizi çaya, kahveye, pasta yemeye davet ediyoruz. Ketlemiş yemeye davet ediyoruz. Güzel geçiyor peki günlerimiz. Ablacığım, eve baktığımız zaman sevgili seyirciler, bu eve baktığımız zaman nereden baksanız 300 metrekare bir ev. Bunun bakımı da zor. Burada kaç kişi kalıyor bu evde? Bu evde. Bu evin bu tarafı benim.
Bu tarafı ablamın. Ablam İzmir'de yaşıyor. O da yazın geliyor. Ben de yazın geliyorum. Burada birleşiyoruz. Onun, o tek başına, eniştem vefat etti. Tek başına geliyor. Çocukları izin alabilirse geliyor. Benim çocuğum yok. Ben eşimle birlikte yaşıyorum burada. Ama sonuçta bir çekirdek aile var. Evet, bu çekirdek aile. Evet. Sizler neler söyleyeceksiniz? Ben nasıl İhsaniye'de güzel? Doğdum, büyüdüm. Burada evlendim. Çok güzel. Her zaman... Her an birlikteyiz. Birlikteyiz işte. Kardeşlerim de beraber olduğu sürece. İnsanlarımız da güzel. Misafirperverlik de güzel bizim köyde. Herkes Şerkes kültüründen bir şeyler almış. Macir olsun, Lazı olsun hepsi. Yani buradaki Şerkezler Lazlara ve Muhacir dediğimiz kardeşlerimize örnek olmuş. Yani şu anda bütün ne kadar adet, örf, adet ve geleneklerimiz varsa hepsi bilirler yani. Şimdi sevgili seyirciler, İhsaniye'ye baktığımız zaman gerçekten buradaki arazi çok pahalı. Ev almaya kalkarsanız kusura bakmayın, buraya gelmeyin, ev alamazsınız. Burada sırf Çerkezler vardı ama zaman içerisinde başka kültürdeki insanlarımız da, 72 milletteki olan insanlarımız da, çoğunlukla Karadeniz'deki insanlarımız da burada toprak alıp bizim aramıza kaynaştılar. Onlarla da hoşça vakit geçiriyoruz, onlara da alınmıyoruz. Bazılarına da dedelerimiz bağışlamış, o göçmen gelenler. Benim dedem burada ilerideki macirlere olduğu gibi tarlaların başlarını bağışlamış. Onlardan kız alıp kız ver, yani kız alınca bakmışlar onların durumu iyi değil. Onlara yerlerinden vermişler yani ev yapmaları için. Gerçekten böyle var. Şu sokak mesela, bir Şaban amca vardı burada, eski bir dedemiz vardı. Mesela gelin almış muhacirlerden. O anda yokluk olduğu için, yani ev yapacak durumları olmadığı için çok yardım etmiş. Kendi yerlerini bile onlara vermiş yani. Yabancılara bile vermiş dedelerimiz, bizim ilerideki o bizim anamın yerinin başlarını falan. Dedelerimiz çok bağış yapmış bu köylüye. Her fakirin elinden tutmuşlar, kalkındırmışlar. Benim rahmetli annem anlatırdı, annemin babası, affedersiniz, öküzü olmayana öküz, atı olmayana at alırmıştı. Herkesle ilgilenirmişti. O kadar yardımsever bir dedem varmış. Siz diyorsunuz ki biz böyle bir milletin torunlarıyız. Evet, böyle bir milletten olmaktan da gurur duyuyoruz. Çok gururluyum. Ablacığım, sizler neler söyleyeceksiniz? Burada hoşça vakit geçiriyor musunuz? Ay, cennetteyiz be. Cennet, bizim burası cennet. Kardeşlerimle, ailemden. İşte çok güzel. Elimizden geldiğince vakit geçiriyoruz. Peki abla, sevgili seyirciler, bir de biliyorsunuz Çerkezlerin en büyük adeti büyüğün sözünden çıkılmaz. Büyük ne derse o olur. Büyüğe itiraz edilmez. Büyük de büyüklüğünü yapacak, çekirdek aile olacak. Herkesi bir arada tutma mecburiyeti var. Bu aile sizin sayılıyor. Siz herhalde bu ailenin büyüklerindensiniz. Ben büyükleriyim. Benim annem yeni öldü, daha 100 yaşındaydı. Başınız sağ olsun. O hele bambaşkaydı. Ben rahatsızlığımdan dolayı da pek fazla şey yapamam. Beni kardeşlerim bakıyor. Benim daha doğrusu. Evet. Ama gene de dinliyor. Bu ne derse o oluyor. Evet. Büyük ne derse o oluyor. Yok. Hepimizin fikri aynı, ne olur oluyor yani. Diyeceğim, çok güzeliz. Allah bu şeyin mutluluğumuzu almasın. Evet sevgili seyirciler, bir programımızı burada bitiriyoruz. Bizleri misafir ettiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bundan sonraki toplantılarımızda daha detaylı yaparız. Hiç olmaz haberler olur. Diğer arkadaşlarımız da gelir. Onların da bilgilerinden yararlanırız. O bizim mesela bilmediklerimiz onlar da vardır. Baza deyince var ya, içim böyle sanki pır pır şey yapıyor. O oyunlar nasıl doluyor biliyor musun? Yalnız bir tane bir şey kaldı yani. Çerkes TV yani esas mesela bunu yani gerçi ulusal bir kanal olursa inşallah. Şimdi sevgili seyirciler, biz zaten bunu dillendiren arkadaşlara söylüyoruz. Arkadaşlar bize şunu söylüyorlardı. TRT'nin 18 tane kanalı var. Bir tanesi Kürt TV, bir tanesi de Arap TV. Üçüncüsü niye Çerkez TV olmasın? Biz de onlara şunu diyorduk. Eğer gücünüz varsa, devlete yalvarıyorsanız yalvarın, alın. Ama paranız da varsa kendiniz kurun. Çünkü Türkiye'ye baktığımız zaman 118 tane televizyon var. Bir tanesiyle de 119 olsun. Herkes sesimizi duysun. Yani bir de şöyle, şu anda Türkiye'de mesela, yani uzak tutuyorum da söylemek istemiyorum, etnik yapı olarak da 3. sırada yani Kafkasya göçmenleri. Gerçekten yani o kadar az bir topluluk yok. Hakikaten yani Türkiye Cumhuriyeti'nde 3. etnik yapıya sahip bir halk
Yani gerçekten yani ayıptır. Bulunması lazım bence. Sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman ne yazık ki demokrasi fazla işlemiyor. Çerkezler diyor biz 3. sıradayız. 3. sırada demek 2,5-3 milyon nüfus yapıyor ama bu nüfusun ortak hareket etmediği müddetçe kusura bakmayın. Evet, dağılıyoruz. Demokrat o kadar şey ki, çağdaş ki. Ama genç lise mezunu doğuyor Çerkezler'de. Her doğan lise mezunu olarak doğuyor. Ben buna inanıyorum. Kültür, birikim, her şey aileden o kadar güzel şeyler alıyorlar ki yani lise diplomasını doğarken alıyor Çerkezler. Evet sevgili seyirciler, konu konuyu açtı. Biraz programımızı açtık. Bizi seyrettiğiniz için hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Teşekkür ederim.